Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü eğitim videomuzda prosedürleri öğreneceğiz. Prosedürler arkadaşlar fonksiyonlar gibi de düşünebiliriz. İlerleyen derslerimizde fonksiyonlar dersinde göreceğiz ama kendi içerisinde ayrılan bölümler var. Bugünkü videomuzda eğitim konumuz prosedür oluşturma. Hemen SQL Server'ı açıyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar Join veri tabanım içerisinde TBL müşterileri diye bir tablom var. Onun üzerinde işlem yaparak prosedürü anlatmaya çalışacağım. Hemen New Query diyerek bir boş sayfa açıyorum. Sorgu sayfası. Sayfayı büyüteyim. 150. Evet. Önce bir şöyle bir sayfamıza Select Yıldız From TBL müşterileri tablomuza bir bakalım. Select Yıldız From TBL. Evet. Tablomuzdaki verilerimiz bunlarmış arkadaşlar. 6 adet veri kaydımız var. Şimdi prosedürler arkadaşlar create diyoruz. Prosedür yani prosedüre dememiz de aynıya gelir ama kısa olarak proc dememiz yeterli prosedüre oluşturmak için. Prosedüre bir isim verelim. TBL mesaj diyelim. Mesaj versin. Eğer bir parametre alacaksa parantez içerisine parametreleri yazıyoruz. Daha sonra as begin end dediğimiz şu begin ve end arasına da SQL kodlarımızı yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle yorum satır olarak yapayım. SQL kodları buraya yazılıyor. Buraya da parametreler yazılıyor. Şablonu tamamen bu şekilde arkadaşlar. Create zaten oluştur. Prosedür ismi bu. Parametre alıyorsa yazıyoruz. Ve en son begin ile end arasına SQL kodları yazıyoruz. Burası da as değil. On muhtemelen. Ya da as'tır. Onu şimdi deneyerek öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar bir prosedür oluşturalım. TBL mesaj dedik. Önce bir parametre almasın arkadaşlar. SQL kodumuzda şöyle bir komut olsun. Ne diyelim? Prosedür çağırdığım zaman print diyelim. Selam SQL Server. Böyle bir selam veren bir prosedür oluşturmuş olalım arkadaşlar. Deneme amaçlı olsun. Herhangi bir parametre almadı. Bir oluşturalım. Execute dedim. Prosedürümüzü oluşturdu. Prosedürümüzü arkadaşlar exec komutuyla çağırıyoruz. Exec diyoruz. Prosedürümüzün ismi neydi? TBL mesajdı. TBL mesaj diyorum. Ve bunu çağırıyorum arkadaşlar. Sadece bu kısmın çalışması için seçtim. Execute dedim. Selam SQL Server dedim. Bize bir mesaj verdi. Yani print komutuyla bir selam verdik. Şimdi biraz da tablo üzerinde yaparak daha gerçekçi olalım. Şimdi siliyorum burayı. Create prosedür TBL ekle diyelim. Bir ekleme işlemi yapalım. Ve bu parametre alsın arkadaşlar. Şu şekilde aşağı inelim. Bir parantez açıp kapatıyorum. Şuraya yazalım. Parametremi et işaretiyle başlatıyorum. P1 parametre 1 olsun. Ya da param 1 diyelim. Parametre 1. Integer olsun arkadaşlar. Niye? Müşteriler tablosundaki kolumlara bir bakalım. Müşteri ne o? Integer ve primary key. Buna ekleme yapacağım için bunun tipi integer olduğu için integer seçtim. İkinci parametremde arkadaşlar parametre 2 diyeyim. Ad olsun. Diğerlerini yazmaya gerek yok. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Varchar diyorum. Burada boyutu önemli arkadaşlar. 50 karaktermiş. Aynısını yazmak zorundayız. 50 dedim. Parametremi bu şekilde bitirdim. Şimdi as diyorum. Begin end. Begin ve end arasına SQL kodlarımızı yazıyorduk. Ne yazacağız? Insert into tbl müşteri. Hangi sütunlarımızı ekleyeceğiz? Meno, müşteri no ve at sütunlarımızı ekleyelim. Values diyorum. Hangi parametreleri ekleyeceğiz? Param 1, virgül, param 2. Daha sonra bu işlemi eğer gerçekleştirirse, kayıt işlemini gerçekleştirirse bir de bize mesaj versin arkadaşlar. Kayıt işlemi gerçekleştirildi diye. Bu şekilde de bir mesaj versin bize. Evet. Şimdi prosedürümüzü oluşturalım arkadaşlar. Execute dedim. Prosedürümüz oluştu. Prosedürümüzü çağıralım arkadaşlar şimdi de. Şöyle biraz aşağıya iniyorum. Exec diyorum. Direkt prosedürümün ismini yazıyorum. Neydi ismi? TBL ekle. TBL ekle. Evet. TBL ekle.
Burada iki parametre alıyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi param 1, param 2. Biri integer sayısı, biri de varchar, karakter dizisi. Hemen integer olarak bir sayı belirliyorum. 22 dedim. Karakter olarak da bir isim giriyorum arkadaşlar. Burhan diyorum arkadaşlar. Prosedürü bir exec komutuyla çağırıyorum. Sadece bu kısmı seçtim. Exec kayıt diyorum. Gördüğünüz gibi bir kayıt gerçekleşti. Bana bir de kayıt işlemi gerçekleştirildi diye mesaj verdi. Buradaki yazdığım mesajı aşağıda aynen gördüm arkadaşlar. Bir de tablomuza bakalım. Müşteriler tabloma sağ tıklıyorum. Edit tab 200. Burada en son biz Burhan'ı eklemiştik. Gördüğünüz gibi 22 ID ile Burhan eklenmiş durumda. Arkadaşlar prosedür oluşturma ve çağırma işlemi tamamı bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.